Merhabalar. Şimdi kullanıcılara rol atama işlemini yapacağız. Yani kullanıcılara ne yapacağız? Öncelikle rol atacağız. Daha sonra checkboxlar olacak. İşte kullanıcıya tıklayacağız. Rol atama butonuna tıklayacağız burada. Oradan kullanıcının karşısına roller gelecek. O rolleri checkbox'ta işaretlediğimizde o kullanıcıya o roller atanacak. Checkbox'tan kaldırdığımızda o roller silinecek. Bunu yapacağız. Onun için bir tane model oluşturalım. Tüm rollerimizi tutacak bir de access boolean tipli bir değer olacak. Orada roller var mı yok mu kullanıcı onları tutacağız. Onun için bu modele geldim. Class oluşturuyor. İsmi role assign beam model. Burada role id'si olacak. String olarak. Rolün adı. Bir de boolean tipinde bu kullanıcıda rol var mı? Yok. Yani işaretli mi değil mi? Bunları tutacağız. İşaretliyse bu rol atanacak. İşaretli değilse silinecek bu rol. Buna da checkbox olarak x'ı işaretleyeceğiz. Şimdi gelelim. İşimizi uyatalım. Şimdi öncelikle tabi asynchron olacak. Şimdi V adına olsun, role assign olsun. Burada bir kullanıcının ailesini bulacağız. O yüzden assign böyle sim böyle kullanıcının bir ailesini bulalım. Burada bunu tıkladığımızda kullanıcının ailesini bularak buraya verecek bilgi role listeleyecek checkbox olarak kullanıcıda rol varsa tıklayacak yoksa tiksiz gelecek. Tiki kaldırdığımızda rol kaldıracak kullanıcıdan. Eğer tikli olmayan butonu çekildiğimiz zaman rol atacak. Şimdi öncelikle kullanıcıyı bulalım. Fakat bayağı bir tekrar ilgili. Gelen ID'yi buldum. Gelen ID'yi kullanıcı sistem. Veri tabanında buldum. Daha sonra temp tarayı o kullanıcının adresini atacağım ki post kısmına bu kullanıcının bilgisini gönderebilirim. Verilerimize gerek yok. Yukarıdan gelen ID'yi zaten gönderdik. Bunu direkt verebiliriz. Bu kullanıcının adresi oluyor zaten. Daha sonra V ve kullanıcının adını söylediğini yazdım. Bakmak için ilk sayfaya bunu da atlayabiliriz. Kullanıcının adını söylediğim gibi yapalım. Şimdi sistemde tüm rolleri listeleyelim. Burada sistemde tüm rolleri listeleyebilmek için buraya adlandırma rolü çağırmamız gerekir. Daha sonra buraya bir isim verelim. Rol edelim. Rol manager nokta rol istediğim zaman yani bütün rolleri rol isteyeceğini atmış olduk. Daha sonra list tipisi link burada kullanıcıda olan rolleri isteyeceğiz. Sistemdeki kullanıcılar, roller var mı yok bunları listeyeceğiz. User manager nokta kes rol asynchron yükledim. Yukarıdan gelene tıkladığımız user'ı buraya verdim. Asynchron olduğu için bunu evet yaptım. Daha sonra burada S string olarak attığımız için bu rolleri bunu da string tipine çevirdim. Bu şekilde kapattım. Burada sistemde tüm rolleri aldım. Daha sonra burada da kullanıcıda hangi roller var yoksa bunlara yüz rol aldım. Şimdi
Rol esenliği modeli çağırıyor. Bunun içerisinde eksiklik kullanacağımız için bunu çağırıyor. Bunun içindeki name değerini veri tabanındaki ayrıca rolden gelen name değeriyle eşitleriz. Bunun değeri. Daha sonra ne yapacağız? Orada cevabını verdi zaten. Burada kullanıcıdaki rol yeri. Ne yapacağız? Döneceğiz. Ve rol sen bir modeli eşitleyip veri tabanına eksiste bunları bir olarak geçeceğiz. Şimdi bak. Dedim. Kullanıcı bir rol içerisinden dön. Ressam view modeli. Bakacaksın. Kullanıcının rol yeri içerisinde user varsa, yani kullanıcının rol yerinde, yani kullanıcının rol yeri içerisinde ilgili rol varsa role name. Role name niye çıkmıyor? Ha, burada role isim bütün role değil. Sen de bütün role döneceğiz. Evet. Kullanıcı roleleri içerisinde yani user role tablosunda tüm roleleri içerisinde bu role varsa kullanıcıda bu rol varsa içeriyorsa admin rolü içeriyorsa kullanıcıda ne yapacak benim rol esen bir modeldeki adı diyelim rol eki aynen bir rol tablosundan gelen yolu rol tablosundakiler eşleyeceğiz eğer bu kullanıcıda rol varsa ne olacak sayfada fikir olarak gelecek işte fikir olarak gelmesi için durduracağız. X değeri true olacak. True olduğu zaman da o rol mesela kullanıcı Murat Bağcı kişisi girdi. Yani Murat Bağcı kişisine tıkladık mesela rol atı olduğunda ilgili sayfada user rol kontekst ile geçip bakacak. Bir rol varsa user rol bulacak ve onu tıklayacak. Yoksa da çiz olacak. Yani false olacak. Daha sonra bu değeri bu değeri rol esen bir modele ekleyeceğiz. Geriye geri gönderelim. Rol esen bir modele göndereceğiz. Şimdi ilgili birbirimizi boğuşturalım bakalım. Razor V dedim. Buradan layout kullanmayı bekledim. Bekliyorum açıkçası. Dediği bu şekilde oluşturdum. Burada ne olacak? Rolata. Yani Rolata butonuna tıkladığımızda ilgili kullanıcının adı sözü yazacak. Referans mı? Kütüphane şöyle yapalım. Yüzdeki.
Burada form olacak. Burayı senin postuna ekledik. Burayı sen bütün rolüye döneceğiz. Yani rolüye sayısını burada döneceğiz. Count kadar. Daha sonra dile. Burada checkbox'ta X'e gidecek. Daha sonra burada label'da rol adı yazacak. Bunun asabi formunda rol adı seçecek. Burada atıyorum adını rol işaret. Varsa sistemde buraya adını rol tiki bir şekilde yapacak. Sistem bunu tur dönecek. User rol. Kanıtayı sistem bunu okuyacak. Varsa tur olarak buraya check basacak. Check'i işaretleyecek. Burada diğerlerinin değerlerini arka planda ilkten olarak gönderdi. Daha sonra butonu tıklandı. Birazdan pozisyonu yapıyoruz. Evet, burada bunu görmemizin sebebi şundan kaynaklı. Nabi'ndeki ayarın içinde değil de bizim bunu UI için atmış. Bunu kopyaladım. Bizim Nabi'ndeki modelin içine yapıştırdım. Buradan da sildim. Şimdi bu yüzden niye gerek yok. Şimdi bunu buradaki namespace'de UI model olarak kaldırıp bunu admin ara yaz. Admin nokta model olarak değiştirmemiz lazım yoksa video bunu gösteremeyiz. Şimdi bir geldim. Role assign bir modeli burada çağırmış oldum. Evet. Şimdi get sayfamızı yaptık. Şimdi geriye ne kaldı? Bunun postunu yapmak. Şimdi HTTP post gelelim. HTTP post. Böyle bir ekran formülü token'ı da koyalım. Şöyle yapalım şimdi. Şunu aldım. Geldim. Buraya yapıştırdım. Burada bize liste şeklinde böyle sen bir model verecek. List. List dedim. Role assign bir model gelecek. Küçük bir roller gelecek. İşaretli veya işaretsiz. Buradan role assign bir model dedim. Daha sonra ne diyeceğim? Role assign bir model dedik. Tamam. Evet. Şimdi üstü parantezlerimizi açtık. Burada bir şey eksik mi yaptık? Bir tane süt parantezi sildik sanırsam. Buraya bakıyorum böyle namespace'in. Burası da Pauline. Ama şu an herhangi bir sıkıntı yok. Burada ne diyor hatada? Evet tamam şu an sorun ortadan kalktı. Şimdi ne yapalım? Öncelikle user'ımızı bir bulalım. User admin dedim. Burayı user admin. User dedim. Daha sonra user manager üzerinden fark bayağı asenkronik diyeceğim. Ben yukarıdaki ID'yi ne yapmıştım? Data'ya atmıştım. Bunu alıyorum. Burası yukarıdaki temperadan gelecek. Bunu toString olarak değerini aldım. Bu şekilde bunu ID ile okudum. Tabi bu evet oldu. Şimdi bunun başına evet diye koyalım. Evet. Tamam şimdi değerini aldık. Bayağı bir asayi kanıt dedik. Evet'imize koyduk. Tamam. Şimdi if diyeceğim. Öncelikle bir rollerimizi aldım. For each'e tüm rolleri burada bir dönem öncelikle. For each dedim. Daha sonra benim buradaki rolleri role assign bir modelden gelecek. Daha sonra bunu aldım. Evet bu role assign bir modelden içerisinde ki exist eğer exist varsa ne olacak? Bize yani burada herhangi bir işaretleme yapıldıysa ne olacak?
kullanıcıya rol atanacak add role. Eğer bu işaretlendiyse add role asenkronik olarak kullanıcıya ilgili rol atanacak. Eğer bu rol işaret değilse kullanıcıdan bu rol silinecek. Kullanıcıdan remove role asenkronik de tabiriz silik rol istiyor. Role aydınlığa gelen ne değeri olacak? Aydınlığa neyi tutuyor? Role remove. Bu şekilde bunları da aldık. Role sildik. Daha sonra forecin dışına da return redirect direction ile bizi index sayfasına göndermiş olsun. Şimdi gelin breakpoint'leri koyalım. Adım adım size buradan da anlatayım. İki sayfada breakpoint koyacağım. Geldim. Breakpoint'leri koydum. Uygulamaya çalıştım. Bekliyorum açılmasını. Evet, şimdi admin action'a gidelim. Login sayfasına gidiyorum. Şimdi login olalım. Login oldum. Şimdi kullanıcı yönetimine geldim. Buradaki aileler büyük ihtimalle hiç olmuş ki ilanlar da açtı. Şimdi aktif kullanıcılara tıkladım. Tüm rollerimiz istenildi. Murat Çambacı'ya rol atadı. Breakpoint'e geldi. Bakın kullanıcımızın ailesi tıkladığımız rol atan butonundaki aileye burada parametre olarak geldi zaten. Şimdi bu sistemde bu kullanıcıdaki aileyi var mı yok mu onu find by ID asynchronik ile bulacak. Bu kullanıcıyı buldu. Yukarıdaki aileyi eşitledi. Buradaki indeksten rol atayı tıkladığımızdaki aileyi bunu buldu. Eşitledi. Bu user'ın bir yer artık user'ın etkisine atandı Murat Bağcı. Template ID'sini atıyoruz. Full name'i adını soyadını atıyoruz. Daha sonra sistemdeki tüm rolleri burada listeliyoruz. Bakın sistemdeki tüm roller aynı rol içerisinden geliyor zaten. Bunları attık. Daha sonra user'daki bu olduğumuz user'daki roller var mı yok mu? Get roller asynchronik ile bu kullanıcıdan bir roller var diye atadık. Bakın count 1 geldi. Yani bunlara user rolü var. Bakın user rolü olarak geldi. Daha sonra roller sistemdeki modeli döndük. Bu sistemdeki tüm roller forage'e döndük. Daha sonra user rolü içerisindeki arama yaptık. User'ın rolleri içerisinde arama yaptık. Eğer admin rolü, şu anda admin rolü var mı yok mu onu kontrol etti. Admin rolü olmadığı için else geldi. Şimdi burada tabii admin rolünün gelmesi sebebi biz admin ile giriş yaptık. O yüzden. Fakat admin ile giriş yaptım ama ben Murat Bağcı'ya tıkladım. Bir dakika. Her şey tekrar döndü. Tamam admin için döndü. Admin için burada bak. Buraya atladı. Çünkü burada tur gelmedi. Çünkü admin rolüne sahip değil. Direkt false attı. Admin rolü false olduğu için checkbox'tan false şansını döndüğü için direkt else attı bize. Şimdi bak user rolü için dönecek.
Bakın şimdi user role için arıyor. Geldi. User role'ini buldu kullanıcılar. User role ile ilgili user role arasındaki user role ile işledi bunu buldu. İçerdiğini anladı. Geldi. Role sen bir modellik neyim ya bunları işledi. Veri tabanındaki role neyimi. True olarak bulduğu için yani burada bu if koşulunda bu rolü kullanıcıdaki user role bulduğu için içerdiği için geldi. Checkbox true işaretledi. Her seri atladı. Ve buradan continue yaptığım zaman bakın user role'ü eklemiş oldu. Yani kullanıcıda user role işareti olduğu için user role çıktı geldi. Admin false geldiği için işareti geldi. Şimdi ben gelip bunu admin'i de etkilersem rolata otuna basarsam false'una düşecek. Burada ne olacak? Kullanıcıyı bulacak. Role içerisinden dönecek. İşaretleyin. Kitleyin rol geliyor şimdi. Bakın admin rolünü işaretlediğim için bunu ekledi. Dur geldi. Her şey düşmedi. Çünkü ben tikleme yaptım, işaretleme yaptım. Tik kaldırdım. Tik kaldırsaydım benim o düşecekti. Continue yaptım. Bakın. Şimdi Murat Bağcı'yı tekrar rol atladım. Continue yaptım. Ve Murat Bağcı artık admin rolü etkileyeceği de. Peki bunu kaldırırsam. Bu sefer bize posta remove from'a düşecek. İlerliyorum. Exit dur gelmeyeceği için. Else düşecek. Else düştü. Admin rolü buldu. Remove from'dan geçirdi. Continue dedim. İndekse gitti. Rol atladım. Bakın admin rolü artık titiz bir şekilde yani kaldırılmış oldu. Evet, kullanıcıya rol atama, rol kaldırma işlemleri de bu şekilde oluyor. Çok işçilik tabloda da bir çalışma yapmış olduk burada. Evet bu şekilde olacak. Daha sonra rol yönetimine geçeceğiz. Rol yönetiminde rol listelerine ekleme, güncelleme ve silme gibi işlemleri yapacağız. Daha sonra da bir komisyona giriş yapıyoruz. Bu ders bu kadar. Bir sonraki derslerde görüşürüz.